Merhaba dostlar. Ayşe Medya ailesinin bir ferdi olarak size bu mecradan ulaşmayı uygun bulduk. Ben de artık buradayım. Kadim Dünya'dan programıyla. Kadim Dünya'dan, neden Kadim Dünya'dan? Hani hiç değişmeyen, başlangıcı çok öncelere varan bir dünyadan seslenmek istedim. Bunun sebebi de Her şey çok hızlı değişiyor, her şey çok hızlı gidiyor ama ağır aksak, yetişmeye çalışan, kim zaman yetişemeyen insan gerçeğinden konuşurken herhalde ancak bunu kadim dünyadan bir seslenişle yapabiliriz diye düşündüm. Eski dünyadan, kadim dünyadan. Çünkü sorunlarımızın kökeninin orada olduğunu düşünüyorum. Peki sorunumuz var mı? Hakikaten herhangi bir sorun yaşıyor muyuz biz? Bu da sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Öylesine yabancılaştırılırken kendimizi sanırım sorunlarımızı da görmezden gelmeyi öğrendik ya da öğretildi bu bize. Bütün bunları bu yayınlar boyunca inceleyeceğiz. Tabii ki konuları belli olacak ve bu konular size daha önceden iletilecek. Bizi takip ettiğiniz sürece de bir binişik sürekli süreyen ve binişik bir programı takip etmiş olacaksınız. Bugün birazcık neden bunları konuşmak istediğim hakkında konuşabiliriz aslında. Neden bunları konuşmak istiyorum? Çünkü gün geçtikçe toplumda gördüğüm manzaranın farklılaştığını, insanların kendinde neler olup bittiğine dair farkındalığının düştüğünü, teknolojiyle iletişiminde biraz sıkıntılı şeylerin yaşandığını ve bunu da köşe yazılarımda, IC Media dergisinde aylık olarak yazılarımda süren olarak dile getirdiğimi takip eden okuyucularımız bilir. Neden böyle olduk? Neden böyle oldu ve nereye gidiyoruz? Aslında geçmişten ziyade hani gelecekte nereye varacağımızı çokça merak eden birisi ve bunun üstüne kafa yoran birisi olarak kendi kendime sorduğum sorular bunlar ve aslında böyle bir iç dökme gibi bir program olacak sanırım sizinle yapacağımız programlar. Tarım devrimiyle neler yaşadık? Toprağa bağlandık. Sadece belirsizlikten kurtulmak istedik ve daha belirli bir gelecek, daha belirli bir yarın. Ama hani o at üstünde doğayla iç içe insan özgürlüğünden vazgeçti bunu yaparken. Fakat daha netti hayatı. Kentleşti arkasından. Sabit kaldı, ayağı topraktaydı ve daha netti hayatı. Yarın ne olacağını biliyordu. Çok olağanüstü problemler yaşamazsa yarını garanti altındaydı. Sonra sanayi devrimi. Orada nelerden vazgeçti insan diye düşündüğümüzde makine dişlilerinin içinde bir dişli olmayı seçti. O da daha garanti bir hayat içindi galiba. Makine parkurlarının içinde sadece parkurun bir parçası olmayı seçti. Bunu yaparken neden vazgeçti? Bunu yaparken de iradesinden, kendi kendine hayatını yönetmekten, kendine ait bir hayat tasavvurundan vazgeçti. Peki bilgi çağı, bilgi devrimi vesaire her neyse adını bile doğru düzgün koyamadığımız bu çağda neden vazgeçiyoruz, nelerden vazgeçiyoruz diye sorduğumda nelerden vazgeçtiğimizin aslında şu an için tam olarak neleri kaybettiğimizin şu an için tam olarak biz de farkında değiliz. Ama kocaman bir utanç çukurunun içinde yaşamaya başladık gibi geliyor. Nasıl bir utanç çukuru? Kendi eliyle yaptığı makinenin karşısında utanç yaşayan bir insanla karşı karşıyayız. Ondan sağlamasını almadan attığı hiçbir adımın doğru olmadığına inanan bir insanla karşı karşıyayız. Ve onun karşısında aciz olduğunu, yetersiz olduğunu, iradesinin yetersiz olduğunu düşünen bir insanla karşı karşıyayız. Her geçen günde bu tehlike hayatımızın her noktasına nüfuz etmeye başladı.
Doğrusu bu çok kaygı verici bir hal. Erol Güngör'ün makina medeniyeti dediği, Günter'in Prometheus'çu utanç dediği, çağın içinde yaşıyoruz adeta ve hani biz kimiz, ne yapmaya çalışıyoruz, yaptıklarımız menzile ulaşacak mı, en nihayetinde oh ne güzel mesudum diyebilecek miyiz, doğrusu büyük endişelerim var. Peki bunun gündelik hayatın o koşuşturmacası içerisinde bunun farkında mıyız? Çoğu zaman değiliz. Çoğu zaman büyük bir uykunun devamını yaşıyor gibiyiz. Çünkü karşımıza aldığımız ekranlar bizim yaşayabileceğimiz bütün zihinsel faaliyetlerin, bütün o sorgulamaların hepsinin önünü alabilir nitelikte ve çok eğlenceli, çok oyalayıcı. Peki problem nerede? Problem sanırım günün sonunda varacağımız noktada gibi duruyor. Yani hedeften bağımsız, bir amaç yönelimi olmaksızın yaşayacağımız ve böylece tamamlayacağımız bir hayatın nihayetinde. Bütün bunların birer zaman geçirmemizi, zaman hızla akıp gitmesini sağlayan birer aygıt olmaktan çıktığı noktada kendimizle yüzleştiğimizde ne yaşıyoruz, neler yaşayacağız? Bunlar işte büyük sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Tam orada ne yaşıyoruz? Sanırım orada ben neler yaptım? Neden hayatımı böyle harcadım? Neden bunları böyle yapıyorum? Ya da neden kendime söz geçiremiyorum? Neden kendi amaçlarıma uygun adımlar atamıyorum gibi gündelik sorularımızla karşılaşacağız. Ve bu sorularla karşılaştığımızda da birçok şey için çok geç olduğunu düşünüp artık bu soruları sormamak için bir şeyler yapmak isteyeceğiz. Tam o esnada da işte karşımıza antidepresan kullanımı, sakinleştirici kullanımı, uyumak için bile ilaç kullanımı gibi alternatifler çıkıyor ve bunların da çağımızda artık çok fazlaca tüketildiğini, hızlıca yayıldığını gözlemliyoruz. O zaman sorduğumuz sorularda haksız sayılmayız herhalde. Evet, doğamıza ters, doğal olan insana ters bir şeyler oluyor. Bir şeyler elimizden alınıyor ve biz bir yerlere gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmeksizin bir yerlere gidiyoruz. Ve bize konfor diye sunulan, aslında konfor da sayılan birçok şeyin böyle yüksek dozlarda kullanımının birçok temel taşı yerinden oynattığını, hayatımızda birçok temel taşı yerinden oynattığını, adeta irademizi de ipotek altına aldığını birazcık hüzünlü, birazcık içimiz acıyarak izleyeceğimiz günlere doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. İç karartmak değil maksadım kesinlikle. Hani böyle işte eyvah bize de neler oluyor, hadi oturalım ağlayalım falan değil. Ya da böyle çok komik bir romantiklikle hadi bunların hepsini reddedelim demek de değil. Çünkü bu çok komik olurdu gerçekten. Ama bir şeyler yapmamız gerekiyor. Belki erken uyarı sistemi olarak değerlendirmekte fayda var burada yapılacak konuşmaları. Ve bundan sonraki ilk yayınımızda aile ilişkilerimiz ve ailemize neler oluyor, bu konuda neler yapabiliriz konuşmak üzere. Ben burada sözlerime nokta koymak istiyorum. Sağlıcakla kalın. Güzel günlerde hep birlikte güzel şeyler konuşmak üzere.